AutoCAD mekanikalı özellikler arasında ölçülendirme önemli bir yer tutmaktadır. Power ölçülendirme adını verdiğimiz ve diğer ölçülendirme komutları ile birlikte ölçülendirme özellikleri Annotate Sheet menüsünün altındaki Dimension panelinde yer alır. Power Dimension komutu tek bir tıklama ile birçok farklı ölçünün tanımlanmasını sağlar. Multiple Dimension birden fazla ölçünün tek bir seferde uygulanması için kullanılır. Bunun dışında hizalı, yatay, düşey gibi farklı ölçülendirme komutları da burada yer alır. Diğer komutlar ise ölçülerin düzenlenmesi için kullanılan komutlardır. Örneğin ölçülerin hizalanması, kırılması, birleştirilmesi ve birçok ölçünün aynı anda düzenlenmesi gibi komutlar bu bölümde yer alır. Ayarlara ise buradan ulaşabilirsiniz. Daha önce gördüğümüz bir diyalog kutusu. Buradaki Edit düğmesini kullanarak aktif olan ölçü stilinin düzenlenmesi sağlanabilir. Temel gösterimler ölçülerle ilgili bu bölümden ayarlanır. Diğer bölümlerde ölçülerin diğer özellikleri ile ilgili değişik seçenekler size sunar. Mesafeye kenetlenme dediğimiz bir özellik vardır. Bunu birazdan ölçülendirme yaparken göreceğiz. Power Dimension komutuna girdiğimizde isterseniz ölçülendirilecek alanı 2 göstererek tanımlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz ölçünün yeri konusunda farenizi hareket ettirdiğinizde kırmızıya döndüğü bir yer vardır. Bu yer mesafeye kenetleme anlamına gelir. Böylece AutoCAD Mechanical'daki ölçüler kontürden sürekli olarak tanımladığımız mesafe kadar ötede yer alır. Power Dimension diyalog kutusu ölçünün diğer özelliklerinin tanımlanması için kullanılır. Örneğin ölçü yazısının önüne değişik ön ekler, son ekler eklemek gibi. Geometrisi ile ilgili ayarlamalar bu bölümden yapılır. Birimler benzer şekilde buradan ayarlanabilir. Burada görmüş olduğunuz iki düğme geçme ve tolerans özelliklerinin tanımlanması için kullanılır. Örneğin şu anda geçme bilgileri ile ilgili bir kutu açıldı. Geçme bilgilerinin nasıl görüntüleneceği burada görmüş olduğunuz ikon altındaki seçeneklerle oluşturulur. Toleranslar ise benzer şekilde davranır. Toleransların nasıl görüntüleneceği ve tolerans değerleri burada açılan bölümden girilir. Birkaç ölçü daha tanımlamaya devam edelim. Dikkat ederseniz ölçü yeri sorduğunda başka bir ölçünün üzerine geldim. Tam bu noktada AutoCAD Mechanical benden ne yapmak istediğimi sordu. Çünkü iki ölçü üst üste gelmez. Şu anda ben diğer ölçünün kaydırılmasını sağlayarak düzgün görünümünü ayarladım. Sağ tuş menüsünden açısal ölçülendirme ile ilgili iki tane komutu aldım ve iki tane nesne seçtim. Açısal ölçülendirmeyi gerçekleştirdim. Yine sağ tuş menüsünden bu sefer Select seçeneği ile bir nesne seçmem istendi. Burada herhangi bir nesne seçebilirsiniz. Örneğin bir yay seçerseniz yay ölçülendirmesi, daire seçerseniz daire ölçüsü, doğru parça seçerseniz doğru parçası gibi ölçülendirmeler yapmanız mümkündür. Özelliklere geldim ve bir geçme bilgisi tanımladım. Yeni yapacağım ölçülendirmede bu geçme bilgisini kullanacak. Burada görmüş olduğunuz deliği işaretledim ve deliği işaretleyip ölçü yerini gösterdiğim an bir önceki adımda tanımladığım geçme bilgisi ölçü ile birlikte yazılmış oldu. Ölçülere çift tıkladığımızda bu ölçüyü oluşturmak için kullandığınız diyalog kutusu yani Power Dimensioning diyalog kutusu açılır. Bu ölçü üzerinde bir tolerans tanımlayacağız. OK ile toleransı ölçüye uyguladık.